Yılın çok beklenen oyunlarından Frostpunk 2'nin erken erişim betası çıktı, ben de oynadım. Hepinize merhabalar, ben Orhun Kaya. Frostpunk 2'nin Deluxe versiyonunu satılanlar için e, olan bu erken erişim betası 22 Nisan'a kadar devam edecek. Ben de bu betayı oynadım ve Frostpunk 2 ile beraber gelen yenilikleri ve deneyimlerimi anlatmak için karşınıza çıkıyorum. Bu arada hemen ekleyeyim, Kaya Let's Play kanalımda doğrudan doğruya hiç kesintisiz bir biçimde bir saatten uzun süre boyunca e, Frostpunk 2'yi oynadığım bir videoda bu video ile beraber yayınlandı. Bu videoyu izledikten sonra o videoyu da göz atmanız ben yine tavsiye ederim. Daha detaylı bir şekilde görmek istiyorsanız Frostbank 2'nin nasıl olduğunu. Bir de hemen şunu da ekleyeyim. Türkçe dil desteği erken erişim betasında maalesef ki yok ama oyunun tam sürümü çıktığında olacağını biliyoruz. Bununla alakalı bir sıkıntı yok. Sadece İngilizce ve Çince yapmışlar beta tarafında. Muhtemelen çeviri ve e, yerleştirme mevzuları hala da devam ediyor diye koymamış olabilirler. Bu yüzden birazdan göreceğiniz oyun görüntüleri içerisindeki dil İngilizce. Bu notlarımı da aktardığıma göre videoyu beğenerek destek çok sevinirim diye yardımınızı rica edeyim ve hadi gelin Frostbank 2'deki yeniliklere göz atmaya Başlayalım. Buz kırma mekaniği. Oyuna başladığımız anda bizi ilk yeniliğimiz karşılıyor. Jeneratörümüzün olduğu şehrimizde alanımız sınırlı ve genişletmek için buz kırıcı ekipler kullanmamız gerekiyor. Bunu yaptığımızda da iki diğer yeniliği fark ediyoruz. Bu yeniliklerden ilki yeni para birimimiz olan ısı pulları. Diğeri ise haritamızın altıgen temelde tasarlanmış olması. Isı pullarına birazdan kendi başında zaten değineceğim. Öncelikle haritamızın altıgenler şeklinde tasarlanmış olmasıyla ilgili konuşalım. Bu tasarım tercihi buz kırarken ve şehrimizi kurarken önem arz eden bir tasarım tercihi olmuş. Buz kırmak için belli sayıda ısı puluna ve iş gücüne ihtiyaç duyuyorsunuz. Her seferinde toplamda harita üzerinde 8 adet altıgen bölgenin buzunu kırabiliyorsunuz. Hangi altıgenleri kıracağınıza karar verirken de kuracağınız mahalleleri ve haritada erişmek istediğiniz kaynakları düşünmeniz önem arz ediyor. Bu buz kırma mekaniği her ne kadar basit bir mekanik olsa da kaynak yönetimi ve genişlemeyi planlı yapmaya itmesi açısından iyi bir detay olmuş. Her kullandığınız zaman en verimli şekilde nasıl kullanabilirim acaba diye düşünmeye itiyor. Isı pulu para birimi. İlk oyunda olmayan bir diğer şey de para birimi olarak kullanılan heat stamp yani ısı pulu. Bu para biriminin nüfusunuz arttıkça ve nüfusunuzun ürün ihtiyaçlarını karşıladıkça haftalık olarak kazanıyorsunuz. Isı pullarına hemen hemen bütün eylemleriniz için ihtiyaç duyuyorsunuz. Buz kırmak, mahalle kurmak, bina yapmak, araştırma yapmak hep ısıpulu ve iş gücüyle gerçekleşiyor. Ayrıca birazdan bahsedeceğimiz politik grupları etkilemek ve keşif sonrası yeni patikalar kurmak için de ısıpulları yine kullanılıyor. Bu pulları bulmak nüfusa ve nüfusun ihtiyaçlarının karşılanmasına bağlı olduğu gibi politikalarla gelirin artırılması ya da halkı mutlu etmek adına gider olarak kullanılması da Mümkün. Ayrıca size yakın siyasi grupların güvenine bağlı olarak onlardan ekstra ısıpılı talep ederek politik kapitalinizde kullanıp bunları ısıpılına çevirebiliyorsunuz. Yeni mahalle ve bina sistemi. Frostpunk 2'de gelişigüzel güzel bina inşa etme mekaniği bulunmuyor. Onun yerine mahalleleri tasarlıyorsunuz ve bu mahallelere sınırlı sayıda bina inşa edebiliyorsunuz. Çok çeşitli mahalleler var. İnsanların yaşaması için mahalleler, kaynak çıkarmak için mahalleler, yiyecek üreten mahalleler, endüstriyel mahalleler ...kaşiflerin yaşadıkları mahalleler şeklinde ayrılıyor mahalleler. Ne çok mahalle dedik tekerleme gibi oldu anlamını yitirdi kelime. Neyse her bina her mahalleye yapılamıyor. Her mahallede her yere yapılamıyor... Bir yerde kömür ya da yiyecek kaynağı yoksa kaynak çıkarma mahallesi ya da yiyecek mahallesi yapamıyorsunuz mesela. Haritada belli yerleri yerleştirmeniz gerekiyor yani bunları. Bu da otomatik olarak mahalle yerleşimine kafa yormanızı gerektiriyor. Bu konuyu daha da derinleştiren şey ise mahallelerin birbirleriyle sinerji içinde olmaları veya negatif etkilerinin olmaları. Örneğin bir yaşam mahallesi kurarken jeneratörün yanına kurarsanız ısı ihtiyacı azalıyor. Aynı şekilde yiyecek mahallesiyle ya da başka yaşam mahalleleriyle yakın olması demek de ısı ihtiyacının azalacağı anlamına geliyor. Endüstriyel mahallelerle kaynak çıkarma alanlarını yakın kurarsanız da daha az iş gücüne ihtiyaç duyuyor mahalleler. Ama endüstri bir mahalle ile yaşam alanlarını yakın kurarsanız bu sefer de kirlilikten ötürü negatif etkisi oluyor. Bu mahalleleri binaları inşa etmek içinse önce binanın araştırılmasının yapılması gerekiyor. Bir mahalleye bir bina kurabiliyorsunuz ama mahalleleri bir genişletmek mümkün ve genişletince de ikinci bir bina ekleyebiliyorsunuz. Factionlar ve politik simülasyon Frostpunk 2 tam da tahmin ettiğim gibi sadece hayatta kalma ve kaynak yönetme üzerine odaklanan bir oyun değil, aynı zamanda bir politik simülasyon oyunu. Şehrinizde her zaman en az iki farklı siyasi grup var. Oyunun şu an erken öğüşüm betasında görebildiğimiz kadarıyla toplamda 6 farklı ana siyasi grup var ama oyun başına iki ana gruba maruz kalıyoruz gibi gözüküyor sonsuz modda. Sonsuz mod demişken hemen oraya sıkıştırayım. Erken öğüşüm betasında sadece sonsuz modda ilk 300 haftayı oynayabiliyoruz. Yani öyle sınırlandırmışlar. Sonuçta bu bir beta ve bütün oyunu görmemizi istemedikleri için böyle sınırlandırmışlar. Tek bir harekta ve iki ana siyasi grubu görebiliyorduk bu beta döneminde. O yüzden dediğim gibi ben burada sadece iki tane, tane siyasi grubu gördüm. Bu grupların da her birinin farklı dünya görüşleri ve siyasi ajandaları var. Nüfus içindeki destekçileri ve meclisteki koltuk sayıları da değişebiliyor. Erken ölçüm betasında Forager ve Makinist olmak üzere iki siyasi grupla muhatap oldum ben. Foragerlar soğuğu insan doğasıyla yenebileceklerine inanırlarken Makinistler ise yalnızca teknolojiyle ileriye gidebileceklerine inanıyorlar. Çoğu konuda birinin ak dediğinde diğeri kara diyor, çok az sayıda konuda ise hem fikir olabiliyorlar. Meclis mekaniği ise bu grupların farklarının en net görüldüğü yer oluyor. Yasalarımızı meclisten geçirmemiz gerekiyor ve çok fazla konuda yasa geçirebiliyoruz. Buradaki sınırlamada şu oluyor. Bir konuda birden fazla yasa olabiliyor. O yasalardan sadece bir tanesini aktif olarak kullanabiliyoruz. Tahmin edebileceğiniz üzere siyasi çekişmeler de bu yasalar üzerinden dönüyor ağırlıklı olarak. İki grup arasında dengeyi gözetip protestoları engellemek ve halktan güven oyu almak tamamen marifetinize kalıyor. Bu grupların destekledikleri araştırmaları yaparak, tercih ettikleri binaları inşa ederek, hayat görüşlerine uygun yasaları meclisten geçirerek mutlu edebiliyorsunuz. Bazı yasaları geçirmek için iki taraftan da destekçilere ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Bu sebepten ötürü ikna etmeniz gerekiyor. Bu desteği de diğer tarafa sözler vererek almaya çalışıyorsunuz. Zaman içinde bu iki ana grubun bir de daha radikal versiyonları ortaya çıkıyor. İşin içine onlar da girişince iyice karışıyor. Bir yandan onları mutlu etmeye çabalıyorsunuz, bir yandan da size bağlılıklarını sağlayıp size sundukları avantajları kullanarak kaynaklarınızı genişletiyorsunuz. Siyasi atmosferi koklayıp ona göre hareket etmek, soğuğa karşı önlem almak kadar önemli ve kötü yapıldığında ise ölümcül oluyor Frostbank 2'de. Keşif ve kaynak kıtlığı. Oyunda keşif mekanikleri de ilk oyuna göre daha derinleşmiş ve yüksek öneme sahip. Çünkü şehrinizdeki kaynaklar sınırsız değil ve ne olursa olsun şehir dışında ileri karakollar kurarak kaynak üretip şehrinize yönlendirmeniz gerekiyor. Erken ölçüm aşamasında bulamamış olsam da koloni haline getirip sürekli kaynak aktarma şansınızın olduğu yerler de var. Ancak bunlar oyunun endgame'ine doğru ortaya çıkıyor gibi gözüküyor. O noktaya gelene kadar elinizdeki sınırlı kaynaklarla uzunca bir süre idare etmeniz şart. Bununla beraber kaşiflerinizin kendisi de ayrıca bir kaynak. Keşfe gideceğiniz yerlerin zorluğuna göre daha fazla kaşif yollamanız gerekebiliyor. Ayrıca karakol kurup oradan kaynak toplayıp şehre aktarmak için de kaşifler kullanılıyor. Oyunun Frostland isimli haritasında yollar inşa etmek önemli. Çünkü yol ile şehrinize bağlamadığınızda kömür gibi kaynakları şehre taşıyamıyorsunuz. Bu Frostland'ı nasıl çevirecekler acaba ya? Buzul topraklar falan mı diyecekler merak ediyorum. Neyse çıktığında göreceğiz artık onu. Erken şimdi yine ben görememiş olsam da biliyoruz ki endgame'e doğru tren rayları da döşeyip trenle taşımacılıkla yapmaya başlıyoruz. Oyunun zorluğu. İlk oyun ile ilgili tek problemim oyunu bir kez tamamladıktan sonra hangi yolları izleyerek başarılı olacağınızın kolayca çözülmesiydi. En yüksek zorlukta bile birkaç deneme yanılmadan sonra başarıya giden yolu bulup sürekli tekrarlayarak hayatta kalabiliyordunuz. Frostpunk 2 ise çok daha zorlu bir deneyim olmuş. Tabi bir yerden sonra yine başarıya giden yolu çözmek mümkün olacaktır ama oyun yeteri kadar fazla değişkene sahip ve bu sayede kafanızdaki planı uygularken bazen yoldan sapmanız gerekiyor. Bazen elinizdeki kaynağı planınız dışında harcamanız da gerekebiliyor. Bazense meclisten geçeceğinden emin olduğunuz bir yasa bir oy farkla geçmeyebiliyor. Bu gibi durumlar zincirleme bir reaksiyon yaratıp durumu iyi yönetemezseniz geri dönemeyeceğiniz felaketlere kadar de biliyor. Ben açıkçası oyunu yüksek zorlukta oynamaya başladım. Arka arkaya büyük dayaklar yedikten sonra normal ve kolay zorlukları da denedim. Kolay zorlukta oyunun bütün siyasi yanları tahmin edebileceğiniz üzere çok daha kolaylaşıyor olsa da zaman zaman terste kaldığım için verdiğim sözleri tutamadığım ve kötü kararlarımın sonuçlarını da sert biçimde gördüğüm anlar oldu. Açıkçası kolay modda bu hatalar benim amatör hatalarımdı ama öyle bile olsa kolay modda dahi bir nebze zorluk görmek ümit vericiydi. Frostpunk 2'nin erken erişim betasında gördüğüm yenilikler ve tecrübelerim özetle bu şekildeydi arkadaşlar. İlk oyunu çok uzun saatler oynamış bir ve çok da sevmiş bir insan olarak Frostpunk 2'ye de bayağı yükseliyordum. Bu sene en çok beklediğim oyunlar arasındaydı kendisi ve belli ki çıktığında da çok uzunca bir süre vakit ayıracağım kendisine. İlk oyunun başarılı atmosferine sadık kalırken ikinci oyunda getire kadar yenilik de yapan ve hatta ilk oyunda var olan bazı şeyleri daha da geliştirip önümüze koyan bir oyun olmayı başarıyor gibi gözüküyor şimdilik betası itibariyle. Yani en azından temellerini gördük. Bu gördüğümüz temellerde beni gayet memnun etti. Çünkü iyi olan her şeyden daha da fazlası vardı. Ekstra yenilikler de katılınca burada bahsettiğim daha böyle yeni bir tecrübe sunmayı başaran bir oyun olacakmış gibi gözüküyor. Bayağı da bağımlılık yapan bir tecrübe olacakmış gibi gözüküyor. Çünkü birkaç sefer hani başaramadıkça da ulan bu sefer yapacağım dur şunu öğrendim bunu böyle yaparsam daha iyi olur falan deyip tekrar deneye deneye epey uzunca bir sürede oynadım e, Erken Araşın betasını. E, bütün bunların üzerine ilk oyunla alakalı en büyük problemim olan zorluğun çok çabuk atlatılabiliyor olması mevzusu e, ortadan kaldırılmış gibi gözüktüğü için... Hadi bakalım çıksın da oynayalım istiyorum. Ne zaman çıkacak diye merak edenlerdenseniz de 25 Temmuz 2024'te çıkması bekleniyor diye de ekleyeyim. İnşallah bir ertelenme olmaz. Gerçi hani yetişmeyecek gibi bir yanı var olursa da ertelensin. Kötü çıkmasından iyidir o ayrı bir mevzu ama umuyorum ki tam istedikleri gibi olur ve hani tarihinde de çıkar. Bizim de yazın sıcaklarında ikimizi serinletir diye ee yine istiyorum ki hani burada değinmedim özellikle ama ilk oyunda gerçekten işte rüzgar sesleri işte atmosfer vesaire falan filan gerçekten insanın içini böyle üşüten bir yanı vardı. Psikolojik olarak en azından yoksa 35 derecede ne yararı olabilir Frostbank oynamanın onun farkında için ciddi alanlar çıkıyor arkadaşlar böyle yaptığınız şakayı bile bu bir şakaydı diye anlatmak zorunda kaldığınız bir distopik evrende yaşıyoruz. Frostbank kadar distopik bir evrende yaşıyoruz. O yüzden onu da söyleyeyim istedim ama lafı da daha fazla uzatmayayım. Videoyu beğenerek destek olursanız çok sevinirim diye ekleyeyim. Eğer ki sorunuz varsa oyunla alakalı yorumlarda sorabilir siz ya da oynayanlardansanız eklemek istediğiniz bir şey varsa Deluxe Edition e, siparişi falan verdiyseniz ve oynadıysanız e, yine onları da aşağıda ben de paylaşabilirsiniz ama şimdilik benden bu kadar bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın.